Merhaba. Amazon'la ilgili en taze içerikle tekrar karşınızdayım. Yıllık binlerce dolar üyelik ücreti olan Amazon araçlarını duymuşsundur. Hani helyum tenin başını çektiği. Geçtiğimiz günlerde Amazon bu işe bir el attı. Ve ücretsiz bir şekilde satacak ürün bulmanızı sağlayan mükemmel bir araç yayınladı. İşte bu videoda sana o araca nereden ulaşacağını, nasıl kullanacağını en ince ayrıntısına kadar anlatacağım. Ama önce seni binlerce dolar masraftan kurtaracak bu video için o beğeni tuşunu bir kırmanı istiyorum. Ayrıca böyle hayat kurtarıcı içeriklerden de hemen haberdar olmak için kanala şimdi abone ol. Beğenin ve aboneliğin için çok teşekkür ederim. Hadi şu ücretsiz araç neymiş bir bakalım. Bu araç sayesinde Amazon'da satacak en karlı ürünleri kolaylıkla bulacaksın. Aracımıza satıcı merkez bölümündeki menüden ulaşıyorsun. Menüde büyüme bölümü olan Growth bölümünde en alttaki seçeneğe tıklayarak araca ulaşacaksın. Ve karşına bu ekran gelecek. Bu sayfada altta gördüğün ürünler senin mağazandaki ürünlerle ve bulunduğun pazarla ilgili Amazon'un sana tavsiye ettiği ürünler. Ayrıca sağ üst taraftan diğer pazar yerleri için de buradan ürünler bulabilirsin. Bu aracı iki şekilde kullanabiliyorsun. Birincisi bir nişe göre yani özel bir ürün kataloğuna göre arama yapabiliyorsun. İkincisi ise özel bir ürün türüne göre arama yapıyorsun. Bir örnek arama üzerinden devam edelim. Arama bölümüne aramak istediğiniz ürün türünü ya da ürün katalog türünü, niş türünü yazın. Biz burada rüzgar çanları şeklinde bir arama yapacağız ve aramayı yaptığımızda karşımıza bu sayfa çıkıyor. Bu sayfada arama kelimemiz ve bulunduğu pazarla ilgili detaylı analizleri barındıran bu sonuç sayfasına ulaşıyorsunuz. Bu çıkan sonuçlarda ilk sütun sizin en üstteki arama kelimenizi ve altındakilerse bu arama kelimesiyle alakalı diğer müşterilerin aradığı kategorileri ürünleri gösteriyor. İkinci sütunda ise ilk sütundaki ürünü ya da arama kelimesini müşteriler nasıl aratmış onu görüyorsunuz. Bu sayede çok kıymetli olan o anahtar kelimelere etiketlere ulaşmış oluyorsunuz. Üçüncü sütunda bu arama kelimesinin yıllık aranma hacmi. Dördüncü sütunda bu aranmanın yıllık büyümesi. Beşinci sütun son 3 aydaki aranma hacmi. 6. sütun 3 aylık büyümesi, 8. sütunda ise bu ürün türünde sizin rakiplerinizin sayısını gösteriyor. Son sütunda ise çok yararlı bir bilgi var. Bu ürünün son 3 aylık ortalama fiyatı bu sonuçlar sayesinde size çok faydası olacak anahtar kelimelere ulaşıyorsunuz. Bu anahtar kelimelerinde ne kadar rakibiniz olduğu ve ortalama fiyatları neler olduğu da karşınıza çıkıyor. Ayrıca az önceki arama bölümüne tekrar dönersek burada arama çubuğunun yanında dikkatinizi çekecek bir tane link var Browse and Filter diye buna tıklayalım. Bu sayede Amazon'da satışta olan bütün kategorilere erişebiliyorsunuz. Ayrıca burada daha alt kategorilere yani niş ürünlere doğru da aramanızı daraltabilirsiniz ve yan taraftan da bu aramalar için ekstra filtrelemeler uygulayabilirsiniz. Burada örneğin ortalama fiyat için bir filtre belirleyebiliriz. İster sadece minimum fiyat için filtre belirleyin, isterseniz onun altındaki kliye tıklayarak bir fiyat aralığı verin. Ben burada 29 49 dolar arasını kullanacağım. Ayrıca rakip sayımız için de bir filtre belirleyelim. Rakipler için minimum bir sayı vermeyeceğim ama maksimum 60'ı geçmesini istemiyorum. Çok fazla rekabetle boğuşmamıza gerek yok. Filtrelerimizi tamamladıktan sonra altındaki onaylama butonuna basıyoruz. Uyguladığımız filtreleri yukarıdaki bu bölümde görüyoruz. Ve yine az önceki arama sayfası gibi bir sayfa çıkıyor karşımıza ama bu sefer filtrelediğimiz sonuçlarla. Bu sonuçlarda ilginç bir şey daha var. Bazı ürünler için 5 ya da 6 tane arama kelimesi çıkarken bazı ürünlerde mesela burada ilk üründe tek bir arama kelimesiyle müşterilerin bu ürünü aradığını görüyorsunuz. Bu da size doğru anahtar kelimelerine ulaşmak için çok güzel bir fırsat sağlıyor. Bu listedeki istediğiniz arama kelimesine ya da yanındaki arama terimlerinden birine tıklayarak o niş için yani o özel kategori için oluşturulan sayfaya ulaşacaksınız. Buraya birazdan tekrar geri döneceğiz. Ama bu aracı kullanmanızın en geniş kapsamlı hali şu şekilde oluyor. Aracı açtığınızdaki ana sayfada alt tarafta bulunan kategorilerden birine tıklayarak kategori ile ilgili asıl analiz sayfasına ulaşıyorsunuz. Bu sayede de aşağı doğru baktığınızda sayfada bu kategori ile ilgili tüm ürünlere dair analizler bulunuyor. Bir alt ürün kategorisine girdiğimizde ise girdiğimiz kategorideki ürünü yanında pazarını onun yanında arama hacmini altta rakip sayımızı ortalama fiyatını aramadaki büyümeyi ve satılan ürünleri görüyoruz çıkan sonuçların üst tarafındaki bu bölümde ise ürünler listeleniyor. Bunun yanındaki e, arama terimleri bölümüne tıklayabilir, arama terimleri ile ilgili ayrıntılara bakabilirsiniz ya da insight bölümüne de bakabilirsiniz. Sonuçlar click share yani tıklanma oranlarına göre sıralanıyor varsayılan olarak. E, bunu da şöyle açıklayabilirim diyelim ki bu ürün kategorisinde 100 tane müşteri tıklaması var. Burada İlk ürün için 15 tanesi bu ürüne tıklamış. Yani %15'i ilk ürüne tıklamış. Tabii siz bu listeyi istediğiniz şekilde filtreleyebilirsiniz. İstediğiniz kolonun üzerine tıklayarak o kolondaki şekilde ürünleri sıralayabilirsiniz. Yine buradaki her ürün tıklanabilir şekilde yayınlanıyor. Buradaki ürünlere tıklayarak ürünlerin daha detaylı analizlerine ulaşabilirsiniz. Ya da ikinci sütunda gördüğünüz ürün markaları Üçüncü üstünde bu ürünlerin kategorileri, ürünlerin piyasaya verildiği tarih, onun yanında tıklanma sayısı. Tıklanma oranından bahsetmiştim. Tıklanma oranının yan tarafında ortalama satış fiyatı son 3 ay için. Satış fiyatının yanında toplam yorum sayısı. Yorum sayısının yanında ürünlerin aldığı puanları da gösteriyor. Ortalama BSR sütunu var. Burada da ürünlerin nişliği daraldıkça, daha dar kategorilere geçtikçe ya da daha fazla satışlara ulaştıkça bu rakam küçülüyor. En son sütunda da bu ürünün son 3 aydaki satıcı sayısını görüyoruz. Arama terimleri bölümüne bir göz atalım. Burada PPC reklamlarınızı optimize etmeniz için inanılmaz verilere ulaşıyorsunuz. Sol tarafta müşterilerin tek tek arattığı arama kelimelerini görüyorsunuz. Onun yanında bu arama kelimelerinin hacmini onun yanında bu arama kelimelerin her çeyrekteki büyüme oranını, çeyreklik büyüme oranı yanında yıllık büyüme oranını ve çok faydalı bir bilgi olan bu arama kelimelerin içerisindeki tıklanma oranını görüyorsunuz. Burada ilk sırada çıkan ürün tıklanma oranı olarak neredeyse %38 almış. Yani bu kategoride 100 kere tıklanma varsa 38 tanesi ilk ürüne yapılmış. Sondan ikinci sütun da çok ilginç bir veriye sahip. Bu da müşterilerin bu arama terimini kullandığında ürünleri satın alma oranları. İlk arama terimini kullanırken müşteriler %9.6 ürün satın alırken ikinci arama teriminde bu oran %16'yı geçiyor. İşte bu verileri analiz ederek PPC reklamlarında yapacağınız harcamaları çok düşürebilirsiniz. Yani en fazla aranan kelimeye en fazla tıklanan kelimeye yatırım yapacağınıza buradan en fazla ürünün satın alınmasını sağlayan arama terimini bulabilir ve ona yatırım yapabilir. Bu sayede harcayacağınız paranın karşılığını çok daha iyi alırsınız. Son sütünde de bu arama terimini kullanan müşterilerin tercih ettiği ilk 3 ürünü görüyorsunuz. Bunlar da sizin en azılı ilk 3 rakibiniz demek. Son olarak insight bölümüne baktığımızda ise burada rüzgar çanlarında olduğumuzu unutmayalım. Rüzgar çanları arama terimi için bu insight'ı görüyoruz. Karşımıza yine çok detaylı bir analiz sayfası çıkıyor. Bu sayfada arama terimimizin bugünkü 3 ay önceki ve 1 sene önceki analizlerine ulaşabiliyoruz. Burada mesela gözüme çarpan ilk ilginç şey bu arama terimi için bu kategoride satış yapan rakiplerinizin neredeyse tamamının reklam verdiğini görüyorsunuz ürün satmak için. Ürün sayısı bir sene önce 43 iken 3 ay önce 50'ye yükselmiş ve bugün 52 tane ürün satıştaymış. Rakiplerinizin ürün satmak için reklam kullanma oranına baktığınızda ise bugün reklam verme oranının %98'e vardığını görüyorsunuz. Bu da reklam verme ücretlerinin burada çok yüksek olacağı anlamına geliyor. Yine en fazla satılan 5 ürünün ya da en fazla satılan 20 ürünün tıklanmalarındaki yüzdeleri görüyorsunuz. Bu da çok faydalı bir bilgi. Mesela ilk 5 ürünün tıklanma oranı bugün %15'miş. İlk 20 ürünün ise tıklanma oranı %32'ymiş. Bu ilk 5 üründeki tıklanma oranları ne kadar artarsa bu o ürünün ne kadar kökleştiğini, markalaştığını gösterir. Yorum sayılarının, ürün puanlarının ne kadar yüksek olduğunu gösterir bu ürünlerle rekabet etmek, bu ürünlerin olduğu pazarda satış yapmak daha zor olacaktır. Bu verileri bu şekilde okuyarak rekabetin daha kolay olduğu, ürün satmanızın daha kolay olduğu pazarlara ulaşabilirsiniz. Yine alt tarafta markalaşma ile ilgili bu pazarın durumunu gösteren veriler var. Burada bu arama terimi için, bu kategori için kaç tane markanın bulunduğunu söylüyor bize. Geçen sene 24 tane marka varken bugün itibariyle 31'e yükselmiş marka sayısı. Marka sayısı da ne kadar çok olursa onlarla rekabet etmeniz yine zor olacaktır. Ayrıca ilk 5 markanın tıklanma oranlarındaki payını görüyorsunuz. Ya da 20 markanın tıklanma oranındaki payını görüyorsunuz. Ve ilginç bir bilgi daha veriyor Amazon size. Kategoride şu an bulunan markaların ortalama kategoriye giriş tarihlerini söylüyor. Yani rüzgar çanları kategorisinde bugün itibariyle bulunan markaların bu kategoriye giriş tarihi ortalama 2.1 yıl önceymiş. Bu süre ne kadar artarsa markalar o kadar kökleşecek, o kadar rekabet etmeniz zorlaşacak. Ve mükemmel bir bilgi daha var burada. Geçtiğimiz 6 ay içerisinde bu pazara giren ürün sayısını gösteriyor ve bu pazara giren ürünler içerisinde kaçının başarılı olduğunu gösteriyor. Burada 3 ay önceki veriye baktığımızda 5 tane ürünün pazara girdiğini ve bu 5'inin de tutunabildiğini, 5'inin de burada başarılı olduğunu görüyorsunuz. Bu da bu pazara giren ürünlerin başarı oranının yüksek olduğunu gösteriyor. Altında da geçtiğimiz yıl içinde giren yeni ürünleri gösteriyor ve yine aynı şekilde burada da başarı oranı neredeyse %100. Bu sayfanın son bölümünde ise müşteri memnuniyeti ile ilgili veriler var. Rakiplerinizin işlerini ne kadar ciddiye aldığını, müşteri memnuniyetini ne kadar önemsediğini gösteriyor bu veriler. Rüzgar çanları kategorisinde mesela rakipler gerçekten işini çok ciddiye alıyor. %98 oranında bir listeleme kalitesi başarısı var. Yani sizin de bu rakiplerle baş edebilmeniz için bu kategoride çok çalışmanız lazım. Amazon'la ya da diğer para kazanma yöntemleriyle ilgili herhangi bir sorun varsa bana bunu aşağıdaki yorumlar bölümünden ulaştırabilirsin. Oraya içerik önerilerini ya da eleştirilerini de yazabilirsin. Gönderdiğin her yorumu tek Tek, tek okuyup cevaplıyorum. Videoyu beğenip abone olmayı unuttuysan şu an onu yap lütfen. Para kazanma yöntemleriyle ilgili çektiğim diğer içeriklere de şuradan ulaşabilirsin. Bol kazançlar dilerim.